Evet, merhaba arkadaşlar. Yer şekilleriyle ilgili olan son tekrar testimizi çözeceğiz. Bundan sonraki süreçte yine iklim, bunun dışında nüfus gibi konularla devam edelim. Evet, birinci olarak sorumuza baktığımızda antiklinal senklinal, yani herkesin bildiği kıvrımlanma ile oluşmuş bir sistemi dikkate almış. Kıvrımlanma ile oluşmuş bu dağlara örnek gösterilemez demiş. Kuzey Anadolu dağları, bunun yanında baktığımızda Toroslar, Türkiye'de kıvrımlanma sonucu oluşmuş dağlara örnek iken, Kırıklı dağların daha yoğun olduğu Ege'yi dikkate alabiliriz. Ki burada da doğru cevabımız A şıkkı olmakta. Kırıklı dağ olduğu için Horst Graben olması gerekiyordu. Evet, ikinci sorumuzda özellikle Türkiye topraklarının büyük bir bölümü tektonik depremler bakımından risk taşıyor. Kuzey Anadolu fay hattı, artık bunları da çizmemiz gerekiyor arkadaşlar, öğrenmemiz gerekiyor özellikle. Tabii bunlar ana fay hatları. Bunlar dışında fay hattı yok mu dersek tabii ki mevcut. Ki Batı Anadolu fay hattını çizdik. Ege daha çok batıyı kapsayan. Bunun yanında Doğu ya da Güney Anadolu fay hattını çizdik. Ki 3 numarada deprem riski diğerlerine göre daha az olmakta. Evet, üçüncü sorumuzda arkadaşlar gerçek alanla izdüşüm alanları verilmiş. Gerçek alan bir yerin eğim engebesi dikkate alınarak hesaplanan alanı, izdüşüm alan ise düz olarak düşündüğümüz bir alana karşılık geliyor. Eğer aradaki oransal fark daha azsa buradaki yer şekilleri sade. Ama aradaki fark oransal bazda daha fazlaysa bu da o alanın daha dağlık engebeli bir yer olduğunu bize gösteriyor. Yeryüzü şekilleri en sade olan Artvin demiş ki değil bu kısımda. Özellikle baktığımızda fark olarak fazla bir fark yine görebiliyoruz. İstanbul'da ılıman iklim, ki iklimi çıkartamıyoruz. Denizden yükseltisi en fazla olan, yükseltiyi bilmiyoruz. Eğim engebeden bahsediyoruz, onu söyleyelim. İstanbul Hatay'dan daha sade. Bakıyoruz İstanbul'un yer şekilleri daha sade. Çünkü aradaki farkı daha az olarak, oransal olarak değerlendiriyoruz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. Evet, dördüncü sorumuzda hangisi diğerlerine göre farklı bir kıyı tipinin özellikler arasında gösterilir demiş. Falez oluşumunun fazla olduğu kıyı tipimiz bizim boyuna kıyı tipi. Doğal liman sayısının yine az olduğu kıyı tipi olarak boyuna kıyı tipi. Kıyıyla iç kesimlerin arası ulaşımın kolay olduğu kıyı tipimiz enine kıyı tipi. Bunun yanında deniz etkisinin içeriye sokulmadığı kıyılarımız daha çok boyuna kıyı etkisinde kalıyor ya da o alanları dikkate alıyoruz. Kıyıda girinti çıkıntı az, koy körfez doğal liman sayısı azsa yine boyuna kıyı tipi. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet, beşinci sorumuzda hangisinin oluşumu yanlış eşleştirilmiş? Erciyes volkanik bir dağımız. Nemrut kalderası, kaldera patlama sonucu, volkanik patlama sonucu oluşmuş bir çukurluk. Volkanizmaya giriyor. Epirojeniz burada yanlış. Doğru cevabı B olarak bulmuş olduk. Bozdağlar kırılma sonucu oluşmuş, orojenez. Küre dağları kıvrımla ya da kıvrımlanma sonucu oluşmuş, orojenez. Ria, Dalmatya tipi kıyılar, özellikle denizin karaya doğru ilerlemesi, akarsuların vadisini yine işgal etmesi, transgresyon, ki bu da epirojeneze örnek olarak verilebilir. Doğru cevabımızı B şıkkı olarak dikkate almıştık. Evet, 6. sorumuzda Karadeniz kıyısında yer alan demiş. Ki Karadeniz kıyısında yer alan kısımda baktığımızda ne arıyoruz? Alüvyal toprak bakımından zengin Kızılırmak Nehri'ni arıyoruz ki Sakarya burada olmadı. Çukurova, Seyhan, Ceyhan, bunun yanında Göksu Nehri, Silifke. Tabii Bafra ile Çarşamba Karadeniz'de, ama bunun yanında baktığımızda özellikle Kızılırmak Deltası'nın oluşturduğu kısımda ki alfabetik olarak sıralamıştık soldan sağa, Bafra Ovası dikkate alınıyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Evet, 7. sorumuzda Orta Karadeniz'de Bafra, Kıyı Ege'de Bakırçay, Adana bölümünde Çukurova ortak özelliklerinden değildir demiş. Deniz kıyısında oluşmuşlar. Fiziki haritada bütün bu ovalar yeşil renkte gösteriliyor. Oluşumlarında akarsu etkili olmuş. Topraklarda katmanlaşma belirgin değil ya da horizonlar belirgin değil. Çünkü taşınmış topraklar olduğu için sadece bir katı görebiliyorsunuz. Aynı ürünler yetişir demiş. Karadeniz'de yetişen ürünle yine Akdeniz'in görüldüğü yerlerde yetişen ürünler aynı değil. O yüzden doğru cevabımız
E şıkkıdır. Evet, bu şekilde yer şekilleriyle ilgili tekrar testlerimizi bitirmiş olduk. Tabi arada karışık testleri yine dikkate alırız arkadaşlar.